Merhaba, bugün sizlerden gelen soruları bir sohbet şeklinde cevaplamayı düşünüyoruz. Bugün işleyeceğimiz sorular son aylar içinde en çok merak edilen konuları kapsayacak. Zamanla bu içeriği genişleteceğiz. Sütle ilgili çektiğim bir videoda sütün insan beslenmesinin bir parçası olmadığını anlatmıştım. Biz çocukluk yıllarında yani anneden süt emdiğimiz yıllarda sütün içindeki laktozu sindirebilen bir takım enzimler var bizim sindirim sistemimize. Buna laktaz enzimleri diyoruz. Şimdi çocuğun süt emmesi sona yaklaştıkça da sindirim sistemindeki bu laktaz enzimleri artık fonksiyonunu gördüğü, bitirdiği için azalmaya başlıyor. Dolayısıyla daha ileri yaşlarda insanların büyük bir kısmı sütün içindeki laktozu sindiremez hale gelirler. Ve de laktoz intoleransı denilen süt içmekle ortaya çıkan bir takım sindirim sistemi bozuklukları görülür. Laktozsuz süt daha mı sağlıklıdır? Laktozsuz süt, süt değildir. O bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla bunu hiçbir şekilde önermiyorum. Şimdi süt ürünleri için durum biraz farklı. Özellikle yoğurt için. Yoğurt fermente bir gıda olduğu için içinde zararlı olabilecek laktoz şekerinin büyük bir kısmı denatüre yani yapısal bir değişikliğe uğrar ve bu kadar zarar vermez. Dolayısıyla fermente edilmemiş süt ürünlerini ben doğrusu çok tavsiye etmiyorum. Laktozun deriyi kanlaştırdığı ile ilgili hiçbir şey duymadım. Bu konuda bir bilimsel gerçek olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu bilgileri nereden aldınız bilmiyorum. Eğer 30 günde 10 yıl isimli kitabımda önerdiğim aralıklı oruç programını uygularsanız göreceksiniz ki oruç saatleri sırasında su, şekersiz çay, kahve içmenin hiçbir zararı yok. Oruç kısmını da bozmaz. Böyle bir endişe yersiz. Tuzun eklemlerde kireçlenme yaptığıyla ilgili hiçbir bilimsel dayanak yok. Bu bahsettiğimiz ürünler sağlıklı ürünlerdir. Ancak bunları her gün yüksek oranda yemenin bir manası yoktur. Yani biz belirli dönemlerde doğal yoğurt yediğimiz zaman, arada sırada kefir içtiğimiz zaman ya da fermente gıdalar aldığımız zaman bunların son derece faydalı olduğunu biliyoruz. Aşırıya kaçılmadığı takdirde de bunların hiçbir zararı yok. Bazı kişilerin brokoli ve tam tahıllar gibi lifli gıdalara karşı normalden biraz daha hassas olduklarını biliyoruz. Burada yapılacak şey bu tür lifli gıdaları yani brokoli olsun, yulaf ezmesi olsun, bulgur pilavı olsun bu gibi lifli gıdaları kademeli olarak azar azar kullanmak, zaman içinde bunları arttırmak. Az miktarda yenilen bir bulgur pilavının veya bir brokoli ya da karnabaharın böylece gaz yapıcı, sindirim sistemini bozucu etkileri giderilmiş olur. Hayır, tarçınlı su içmenin otofajiyi bozan veya olumsuz olabilecek bir etkisi yok. Burada önemli olan oruç saatleri sırasında kalori almamaktır. Ancak tarçınlı sudan ekstra bir fayda beklemek de doğru değil. Dolayısıyla bunu arada sırada uygulamanızda bir zarar yok. Ancak bunu bir fayda bekleyerek düzenli olarak tüketmenizin de bir manası yok.
Enflamasyon benim son derece önem verdiğim çok çok önemli bir konu. Enflamasyon hücrelerimizde DNA hasarına neden olarak her türlü kronik hastalığın oluşumu için bir zemin hazırlamaktadır. Yani şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, beyin hastalıkları ve hatta birçok kanser enflamasyonla doğrudan ilişkilendirilir. Dolayısıyla enflamasyonun baskılanması sağlık açısından çok çok önemlidir. İçimizdeki yangın, enflamasyon isimli videomda da detaylı olarak anlattığım gibi enflamasyonu bir yangın olarak düşünecek olursanız bunu da söndürmenin en iyi yolu birincisi yangınları söndürürken su kullanıyoruz. Dolayısıyla sıvı tüketimimizin yeterli olması lazım. Bir de şöyle bir benzetme yaptım. Diyorum ki içiniz yandığı zaman, hararet bastığı zaman canınız ne ister? Genellikle hafif, soğuk, ekşi sıvılar ister. Yani sıcak bir yaz gününde sizi en çok serinletecek olan şey serin, soğuk bir limonatadır. Limonatanın en önemli özelliği limondan yapılması ve C vitamini ve diğer antioksidanlardan çok zengin olmasıdır. Enflamasyonun baskılanması için en önemli gıdalar antioksidan düzeyi yüksek olan gıdalar. Yani her türlü baharat, her türlü sebze, meyve ve salata. Eğer biz bu gıdaları günlük beslenmemizin içine serpiştirirsek enflamasyonla ilgili bir sorunumuz olmayacaktır. Günde tek öğün yemeği çok önermiyorum. Neden? Çünkü bütün gün hiçbir şey yemeyip ondan sonra akşam çok büyük bir yemek yemek her şeyden önce insana rahatsızlık verir. Bunu yapmanın da ilave bir faydası yoktur. Dolayısıyla eğer bu kilo vermek, otofajiye ulaşmak amacıyla yapılıyorsa tarif ettiğim şekilde 16-8 programıyla biz bunu rahatlıkla başarabiliriz. Kan grubuna göre beslenme diye bir şey yok. Bu tamamen bir safsatadır. Kan grubunuzun ne olduğunun metabolizmanızla pek bir ilgisi yok. Ben bunu tabii bu sorunuzdan, bu ifadenizden bir teşhis koymam söz konusu değil. Ama eğer eşinizi gerçekten çok seviyorsanız psikopat değilsiniz. Güzel bir soru tabii ki. Ancak hastalıklar değil, hastalığın verdiği belirtiler bir çığlıktır. Yani bir tarafınızda bir aksaklık varsa ona göre bir takım bulgular ortaya çıkacaktır. Örneğin bir kalp hastalığı başlangıcı varsa kişide nefes darlığı, çarpıntı ya da göğüs ağrısı olabilir. Şeker hastalığı uzun süre hiç belirti vermeyen bir hastalıktır ama bir noktada yavaş yavaş kişilerde su içme arzusu, ağız kuruluğu gibi bir takım şeyler ortaya çıkar. Dolayısıyla hastalıklar değil ama hastalıkların belirtileri bir imdat çağrısıdır. Bugünkü işlediğimiz sorular gibi aklınıza takılan sorular varsa lütfen bize yazın. Ekibimiz bunları takip ediyor, uygun olanları benimle paylaşıyorlar. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.